Yalova'dan sonra kivi üretiminde ikinci sırada Ordu geliyor. 2973 dekarlık alanda üretimi gerçekleştirilen kivi, Kasım ayında 9 milyon liralık gelir sağladı. Ordu kivisinin tamamına yakını Mersin, İstanbul, İzmir ve Ankara'ya gönderiliyor. Kivi'nin bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, "Bölgemizdeki üreticiler için kivi fındıktan sonra önemli bir ek gelir ve ekonomik katkı sağlıyor." dedi. Türkiye'de Yalova'dan sonra Ordu'da ikinci sırada kivi üretimini yapıyoruz. Tabii bölgemizde Rize'de de var, Girasun, Trabzon'da var ama Ordu şu anda ikinciliği almış durumda. E, ordu ilimizde yaklaşık e, normal şartlarda kivi olduğu zaman e, 6500 ton civarında kivi üretimi yapılmaktadır. Bölgemiz için fındıktan sonra önemli bir e, ek gelir olarak da üreticilerimizin e, ekonomik olarak bir e, katkı oluyor. Çünkü fındık bölgemizin en önemli geçim kaynağı ama e, tabii kiwi de o fındığın yanında çok önemli bir Ek gelir olarak da özellikle Kasım ayında olması üreticilerimizin fındığın sıkıntılı zamanlarında, fiyatların düşük olduğu zaman da kivinin bu desteğiyle beraber üretici biraz da nefes almış oluyor. Ordu kivisinin aroma açısından da tercih edilir hale geldiğinin altını çizen soydan kalite, vitamin ve damak tadı açısından da ordu kivisinin öne çıktığını söyledi. Ordu'nun üretilen kivinin aroması da çok önemli. 6,5-7 seviyelerinde bir aroma oranı var. Kalite açısından, vitamin açısından, damak tadı açısından Ordu kivisi şu anda ön plana çıkmıştır. İyi de alıcı bulmaktadır.